Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2022 yılı Eylül ve Ekim ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen soruları ezber yapmayın, soruların mantığını kavrayın. Aynı soru farklı şekillerde sorulabilir sınavda. Kanalımızdaki konu anlatım dersleri izlemenizi tavsiye ediyoruz. Kursta gördüğünüz tüm dersleri kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında vardır. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan mutlaka takip edin. Sol alt köşede adresimiz mevcuttur. Videoyu bitirdiğinizde ise kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı aşağıdaki yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Aklınıza takılan her şeyi bize yorumlardan sorabilirsiniz. Yorum yazmaktan çekinmeyin lütfen. Çok yakında 100.000 abone özel güzel bir çekiliş yapacağız. Abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız çekilişi kaçırmayacaksınızdır. Videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. <laughs> Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır? A. Hız sabit tutulur. B. Hız azaltılır, sola sinyal verilir. C. Hız arttırılır, sağa sinyal verilir. D. Şıkkımız ise hız azaltılır, geçme yasağına uyulur. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur. Çünkü keskin bir viraja yaklaşıyoruz arkadaşlar hızımızı azaltmamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A. Alaşımlı jant B. Motor yağ kalitesi C. Doğru yapılmış far ayarı D. Delinmiş egzoz susturucusu Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Motor yağ kalitesi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür. Ucuz yağ kullanmayalım ve aracımızın yağını tam zamanında değiştirelim arkadaşlar. Aksi takdirde bize çok fazla masraf çıkarabilir. Tamircilerle akraba olabiliriz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. ileri mecburi yön. B. Girişi olmayan yol. C. Geçme yasağı sonu. D. Hız sınırlaması sonu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Girişi olmayan yol anlamındadır. Bu tabelayı gördüğümüz yola girmeyeceğiz arkadaşlar. Girişi olmayan yol anlamındadır. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A. Zırhlı taşıt. B. Kamu hizmeti taşıtı. C. Organ nakil aracı. D. Umum servis araçları. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Organ nakil aracının geçiş üstünlüğüne sahiptir arkadaşlar. Diğer şıklara göre organ nakil aracı bir ambulans kadar önemli olduğu için geçiş üstünlüğüne sahiptir tabii ki de. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? A tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda. B burnundan ve kulağından kanama olanlarda. C. El bileğinde açık, kırık ve kanama olanlarda. D. Bacağında açık, kırık ve kanama olanlarda. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Burnundan ve kulağından kanama olanlarda şok pozisyonu vermek sakıncalıdır arkadaşlar. Şok pozisyonu neydi? Hastanın bacaklarını 30 cm kadar yukarı kaldırıp uzandırıyoruz. 30 cm de ayaklarını yukarı kaldırıyoruz. Bu durumda Burnundan ve kulağından kanama olanlarda sıkıntı olacaktır. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A) Lastik basıncının düşük olduğunu. B) El freninin çekili olduğunu. C) Sis lambalarının yandığını. D) Fren balatalarının bittiğini. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Fren balatalarının bittiğini anlamamız gerekir arkadaşlar. Bu göstergenin ışığı yandığı zaman fren balatalarını değiştirmemiz gerekir. Devam ediyoruz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar? A. Arka sis lambası B. Kısa hüzmeli farlar C. Uzun hüzmeli farlar D şıkkımız ise sol sinyal lambaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uzun hüzmeli farlar devredeyken mavi renkte yanar arkadaşlar. Uzun hüzmeli farlar kapatıldığında normal bir şekilde ışığı söner. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir? A. Vitesin boşa alınması B. Araçta gözcü bulundurulması C. Aracın kapılarının açık tutulması D. Şıkkımız ise aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması yapmamız gereken işlemlerden birisidir. Koyduğumuz yansıtıcılar ise 150 metre mesafeden görülebilmelidir. Sırada görsel bir sorumuz var. Bu soruda çok takılan arkadaşlarımız oluyor. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır? A1, B2, C3, D şıkkımız ise 4. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın sollama yaparken kurallara uymadığı görülüyor arkadaşlar. Neden? Çünkü solunda bir araç var. Bir numaralı araç. O araç en sol şeritte ve hızlı bir şekilde gidiyordur doğal olarak. O aracın geçmesini beklemeli. Bu soruda çok yanılıyor arkadaşlarımız. O yüzden detaylı anlatmak istedim. Yine bir görsel soru daha arkadaşlar. Şekildeki gibi döner kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. Korna çalıp iki numaralı aracı durdurmalı. B. İki numaralı aracın geçmesini beklemeli. C. Hızlanarak yoluna devam etmeli. D. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. İki numaralı aracın geçmesini kesinlikle beklemelidir. Bu tür kavşaklarda öncelik kavşağa en yakın olan araç. Yani kavşaktaki aracın önceliği var arkadaşlar. Görüyorsunuz iki numaralı araç zaten kavşağa girmiş durumda. Önce o gidecek sonra bir numaralı araç girebilir. Dört zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? A) Emme zamanı, B) Sıkıştırma zamanı, C) Ateşleme zamanı, D) Şıkkımız ise egzoz zamanı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanında sadece hava pistonla sıkıştırılır arkadaşlar. Devam edelim. Beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? A. Dolaşım sisteminin B. Sinirim sisteminin C. Hareket sisteminin D. Sinir sisteminin Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Beynimiz sinir sisteminin bir parçasıdır. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rentek manevrası B. İtfaiyeci yöntemi C. Hemlik manevrası D. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Hemlik manevrası. Tam tıkanıklık durumlarında hemlik manevrasını uygulamamız gerekir. Motor çalıştığı halde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Endüksiyon bobini arızalıdır. B. Vantilatör kayışı gevşektir. C. Marş motoru arızalıdır. D. Akünün suyu fazladır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Vantilatör kayışı gevşektir arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Görüyorsunuz 50 km hız yazılmış. A. Azami hız sınırını. B. Taşıtın giremeyeceğini. C. Geçme yasağı sonunu. D. Hız sınırlaması sonunu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Azami hız sınırını bize bildirir arkadaşlar bu tabela. Bu tabelayı bu şekilde gördüğümüz zaman azami yani en fazla gidebileceğimiz hız 50 kilometredir. Bunu anlamamız gerekir. Osmaniye'den hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? A batı doğu. B kuzey güney. C. Kuzeydoğu, Kuzeybatı. D. Kuzeybatı, Güneydoğu. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Kuzeydoğu, Kuzeybatı yönünde hareket etmiş olur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir? A. Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması. B trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması. C kişilik özelliklerinden kaynaklı riskler. D artan stresli ve güç yaşam koşulları. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Artış hızına uyumlu şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması trafiği tehdit eden unsurlardan değildir. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır? A. Ağrı kesici ilaç B. Yara merhemi C. Üçgen sargı bezi D. Serum Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Üçgen sargı bezi ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Uzağa gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması. B. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması. C. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi. D. Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması yanlıştır arkadaşlar. Bir trafik kazasına sebep verebiliriz. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır? A) Fren ayarının B) Subap ayarının C) Diferansiyel ayarının D) Vites kutusu ayarının Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren ayarının bozuk olmasından kaynaklanır. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir? A sağlık şartı, B öğrenim şartı, C eğitim ve sınav şartı, D motorlu araç sahibi olma şartı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motorlu araç sahibi olma şartı aranan şartlardan biri değildir. Diğer şıklar ise gereken şartlardır arkadaşlar. Yani sağlık şartı, öğrenim şartı ve eğitim ve sınav şartı. Bunlar bizden istenen şeyler. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A sağ ve sola dar. B sağ ve sola geniş. C sağ dar, sola geniş. D şıkkımız ise sağ geniş, sola dar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sağ dar, sola da geniş bir şekilde olması gerekir arkadaşlar. Bu doğru olandır. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı yani kas kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şehir içinde isteğe bağlı şehir dışında mecburi B şehir içinde mecburi şehir dışında isteğe bağlı C şehir içinde ve dışında mecburi D şıkkımız ise şehir içinde ve dışında isteğe bağlı Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Şehir içinde ve dışında motosiklet kullanan araçların kask takması mecburidir arkadaşlar. Bu tamamen bizim sağlığımız için önemli arkadaşlar. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır? A) Yavaşlamaları B) Hızlarını arttırmaları C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hızlarını arttırmaları yanlıştır arkadaşlar bir çocuk oradan aniden çıkabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde yavaş geçmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığına kalmasını sağlar? A. Soğutma sistemi B. Ateşleme sistemi C. Aydınlatma sistemi D. Göstergeler sistemi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Soğutma sistemi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar. Yani dengeyi korur arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Sınavda görsel sorulara çok dikkat edelim. Özellikle görsel sorunun içinde tabelalar oluyor. Onlara dikkat etmemiz gerekir. Soruyu okuyalım. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Kontrolsüz bir kavşak. Dönel kavşak. Şıklara bakalım. A1-2-3 B1-3-2 C 2 3 1 D 3 1 2 Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 3 ve 1 sıralamasıyla olmalıdır. Az önce bu tarz bir soru çıkmıştı. Dönel kavşakla alakalı söylemiştim yine yine söyleyeyim. Dönel kavşağı en yakın olan araç yani kavşağa giren aracın önceliği var. Önce o bir gidecek. Sonrasında iki araç kalıyor. 1 ve 3 numaralı araç bu da kontrolsüz bir kavşak olduğu için en sağdaki aracın önceliği var arkadaşlar. Yani baktığımız zaman varsayalım ki biz bir numaralı araçtayız. Sağımızda 3 numaralı araç var. En sağdakinin önceliği olduğu için 3 numara önce geçecek. En sonunda 1 numara geçecektir. Kontrolsüz kavşaklarla alakalı bir videomuz var. Bu videonun açıklama kısmına ben linkini bırakacağım. Detaylı anlattım orada. Mutlaka o videoyu izleyin. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? A. Çalışmaz. B. Sarsıntılı. C. Sarsıntısız. D. Yüksek rolantide. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Buji kablolarından biri çıkmış ise aracımız sarsıntılı bir şekilde çalışır. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? A 5 ila 10, B 12 ila 20, C 25 ila 30, D 35 ila 40. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12 ila 20. Yani dakikada 12 ila 20 kez nefes alıp veririz arkadaşlar. Dinlenme halindeki sağlıklı bir kişi için bu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? A, fren mesafesinin artması. B, güvenli sürüşün sağlanması. C, aracın kontrol edilebilirliğinin artması. D, engele, engelle karşılaşıldığında doğru noktada durulması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren mesafesinin artması başımıza gelecek tehlikeli durumlardandır arkadaşlar. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Yakıt seviyesi kontrol edilir. B) Önemsenmez, yola devam edilir. C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D) Şıkkımız ise durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Doğru yapmamız gereken şey budur. Baş ve omurga yaralanması olmayan birinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir? Lütfen tüm şıklara dikkatli bir şekilde bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Görüyorsunuz, başı geriye doğru, çenesi açık bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapmamız gerekir hava yolunu açmak için. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir? A itfaiye aracı, B polis aracı, C iş makinesi, D ambulans. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Öncelikle ambulansın geçmesi gerekir arkadaşlar. Sonrasında itfaiye, sonra polis aracı, en sonunda iş makinesi geçebilir. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur? A. Yağ sızıntılarının artması B. Ses, sürtünme ve aşınmanın artması C. Tekerleklere hareketin iletilmemesi D. Vites değiştirmenin kolaylaşması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ses, sürtünme ve aşınmanın artması. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? A kırık, B çıkık, C incinme, D burkulma. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Çıkık eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendi kendine normal konuma dönememesi durumudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? A. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak. B. Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak. C. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak. D şıkkımız ise kanayan damarın üzerine bastırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak yapılan yanlış işlemlerden biridir arkadaşlar. Varsayalım ki parmağımız kanıyor. Çok kanıyor. Parmağımızı sıkarak kalp seviyesinden yukarıda tutmamız gerekir. Kan akışının durduğunu göreceksiniz o zaman. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A yakıt bitmiştir. B batarya zayıflamıştır. C lastik basınçları düşüktür. D şıkkımız ise motor yağ seviyesi azalmıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Batarya zayıflamıştır arkadaşlar yüksek ihtimalle. Yukarıdakilerden hangileri sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir? 1. İlk yardım bilgisi 2. Trafik ve çevre bilgisi 3. Motor ve araç tekniği bilgisi 4. Trafik adabı Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2, 3 ve 4. Yani hepsi biz bir kursa yazıldığımızda bize verecek derslerdendir arkadaşlar. Bu dört dersi de alacağız. Bebeklere suni solunum nasıl yapılır? A. Büyüklere uygulandığı gibi. B. Bebeğin sırtına vurarak. C. Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek. D. Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek suni solunum yapılır arkadaşlar. Bebeklere bu şekilde. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri yani petekler aracılığıyla soğutan parçaya nokta nokta denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? A. Amortisör B. Radyatör C. Alternatör d Dispiritör Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Boş bırakılan yere radyatör kelimesi yazılmalıdır arkadaşlar. Bir otobüs eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A kamyona, B kamyonete, C iş makinesine, D lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kamyonete geçiş kolaylığı sağlamalıdır. Her zaman için küçük aracı yol vermemiz gerekir. Eğer biz kamyondaysak otomobile yol vereceğiz arkadaşlar. Bizden küçük olan araçlara yol vereceğiz. Kamyondaysak demiştik, kamyonete de yol vermemiz gerekir. O da bizden küçüktür. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir? A vantilatör kayışı gevşektir. B vantilatör kayışı kopmuştur. C hararet müşürü arızalıdır. D su pompası arızalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hararet müşürü arızalıdır arkadaşlar. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A akü, B platin, C sigorta, D alternatör. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sigortadır arkadaşlar. Yüksek akımdan aracımızı korur. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? A. Sigorta B. Karbüratör C. Endüksiyon bobini D. Marş motoru Doğru cevabımız C. Şıkkı olacaktır. Endüksiyon bobini Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A) Kan B) Kalp C) Eklemler D) Kan damarları Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Eklemlerdir arkadaşlar. Dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir? A. Kırmızı oklu ışık. B. Yaya figürlü yeşil ışık. C. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık. D. Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A üçgen reflektör, B ilk yardım çantası, C yangın söndürme cihazı, D sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Doğru cevabımız D şık olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Donmayı önlemek için radyotere ne konulur? A yağ, B asit, C antifriz, D saf su. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Antifriz konulur arkadaşlar. Donmayı önlemek için antifriz koymamız gerekir. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. iki şeridi birden kullanması. B. Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi. C. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması. D şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İki şeridi birden kullanması yasaktır arkadaşlar. Trafik kazasına sebep olabilir. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık olması. B. Bilinç seviyesinin artması. C. Vücut sıcaklığının artması. D. Nabzın hızlı ve zayıf olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Nabzın hızlı ve zayıf olması. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? A) Motorun üzerine su dökülmesi, B) Klimanın çalışıyorsa kapatılması, C) Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi, D) Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Klimanın çalışıyorsa kapatılması gerekir arkadaşlar. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? A mide, B beyin, C karaciğer, D kalın bağırsak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İlk önce beyinde hasar oluşturur arkadaşlar. Yaya yolu bulunmayan karayollarında yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur? A trafiğin yoğun olmadığı şeritte, B gidiş yönüne göre sağ bankette, C gidiş yönüne göre sol bankette, D taşıt yolunun en sağındaki şeritte. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Gidiş yönüne göre sol bankette. Yani araçları karşımızdan geliyor şekilde görmeliyiz arkadaşlar. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Aracın maksimum hızının artmasına. B) Lastiklerin daha çabuk aşınmasına. C) Fren sisteminin arızalanmasına. D) Yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına neden olur. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A sağ ve sola dar, B sağ ve sola geniş, C sağ dar sola geniş, D sağ geniş sola dar. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sağ dar ve sola geniş şeklinde olmalıdır. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken 1 ışıkla veya kolla çıkış işaretleri vermeleri. 2. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri. 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. 4. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Işıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 4 doğrudur arkadaşlar. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? A en soldaki şeridi sürekli işgal etmek. B öndeki aracı arkadan çarpmak. C aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek. D takip mesafesine uymak. Pardon, uymamak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Öndeki araca arkadan çarpmak asli kusur sayılır arkadaşlar. Takip mesafemizi korumamız gerekir. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? A. Çalışmaz. B. Sarsıntılı. C. Sarsıntısız. D. Yüksek rolantide. Doğru cevabımız... B şık olacaktır. Sarsıntılı bir şekilde çalışır. Düşene sırtını dönen korksun, bir gün kendi düştüğünde kimse ona elini uzatmayacaktır. Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir? A. Yardımlaşma B. iletişim, C. Sorumluluk D. Hoşgörü Doğru cevabımız A. Şıkkı olacaktır. Yardımlaşma üzerine söylenmiş olabilir arkadaşlar. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1 hızın azaltılması, 2 dönüş işaretinin verilmesi, 3 dar bir kavise dönülmesi, 4 sağ şeride girilmesi. Şıkları okuyorum. A şıkkımız 1 2 3 4. B şıkkımız 1 4 2 3. C şıkkımız 2 4 1 3. D şıkkımız ise 4 2 1 3 sıralamasıyla. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 2, 4, 1 ve 3 sıralamasıyla yapılmalıdır arkadaşlar. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır? A. Hız sınırlarını aşmaları B. Kurallara uygun davranmaları C. Belirli aralıklarla mola vermeleri D. Araç kullanırken dikkatli olmaları Doğru cevabımız A. Şıkkı olacaktır hız sınırlarını aşmaları, trafik kazalarına yol açar arkadaşlar. Lütfen hız sınırlarını aşmayalım. Devam ediyoruz. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? A. Diş eti kanaması B. Atardamar kanaması C. Toplar damar kanaması D. Şıkkımız ise kılcal damar kanaması Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Atar damar kanaması arkadaşlar. Kalp atımlarına uyumlu bir şekilde kesik kesik akar. O atar damar kanamasıdır arkadaşlar. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümle yavaşça vurulur? A omuzuna, B omurgasına, C ayak tabanına, D karın boşluğuna. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır ayak tabanına vurulur arkadaşlar. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A) Gabari B) Azami toplam ağırlık C) Taşıma sınırı kapasite D) Yüklü ağırlık Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Taşıma sınırı kapasite adı verilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir? A) Kafa yaralanmaları, B) Beyin zarı iltihabı menenjit, C) Kaburga çatlakları, D) Zehirlenmeler. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kaburga çatlakları koma halinin nedenlerinden değildir arkadaşlar. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir? A) Volan dişlisine, B) Diferansiyele, C amortisöre D fan motoruna Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Volan dişlisine hareketi iletir. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A yüklerin bağlanması, B yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, C kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması. D yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A şerit değiştirilmesi, B öndeki aracın geçilmesi, C aracın hızının arttırılması, D geçiş hakkı kurallarına uyulması. Doğru cevabımız... D şıkkı olacaktır. Geçiş hakkı kuralına uyulması. Bu doğrudur arkadaşlar. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A 15 metre, B 20 metre, C 30 metre, D 50 metre. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 15 metre mesafede du duraklamak yasaktır arkadaşlar. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp korna da çalışmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? A aküde, B bujilerde, C jikle devresinde, D rölanti devresinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Muhtemel arıza aküde olabilir arkadaşlar. 1. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak. 2. Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? A. Araç kusurları, B. Yaya kusurları, C. Yolcu kusurları, D. Sürücü kus kusurları. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sürücü kusurları. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? A. Buji B. Dispiritör C. Ateşleme bobini D. Kontak anahtarı Doğru cevabımız... A. Şıkkı olacaktır. Yakıt hava karışımını buji ateşler arkadaşlar. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışının yanması... Aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? A) Fren, B) Yakıt, C) Yağlama, D) Soğutma. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Fren sisteminde bir arıza olduğunu belirtir arkadaşlar. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenirse %25 indirimden faydalanılır? A) 15, B) 25, C) 20 D30. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 15 gün içinde ödersek %25'lik indirimden faydalanabiliriz. Son sorumuz arkadaşlar. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur? A. Boşaltım sistemini B. Dolaşım sistemini C. Hareket sistemini D. Sindirim sistemini Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Hareket sistemini ilgilendiren bir konudur. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Her videoda söylüyorum arkadaşlar ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Ayrıca bu hafta çok güzel bir sürprizimiz var arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız ilk önce sizin haberiniz olacaktır. Mutlaka abone olup bildirim zilini açın. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın mutlaka yazın. Bu bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.